Ne zamandır saraydan dışarı çıkmamıştınız. Bu hareketlilik biraz olsun iyi gelmiştir inşallah. Hoş geldin Kudret Ağam. Hoş bulduk Yakup Efendi. Sana zahmet bana bir kahve ver. Aslan torunuma da süt getir süt. Hemen. Siz de hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Bize de iki kahve getir. Hemen. Allah bağışlasın efendi. Amin cümlemize. Evlat iyidir hoştur da torunun yanında hiçbir kıymeti yok. Baldan tatlı. Maşallah. Adı ne? Mustafa. Merhum şehzademizi çok severdik. Hatırası yaşasın diye onun ismini verdik. İnşallah onun gibi yiğit ve cengaver olur. Yazık oldu aslan gibi şehzadeye. Rus cadısı Hürrem Sultan'ın oyunu bunlar. Yalanla, iftirayla hünkârımızı vebale koydu. Şehzademiz zinhar babasına ihanet etmezdi. Bilip bilmeden konuşmayın efendiler. Dedikodulara kulak asmayın. Adaletiyle cihana nam salmış koskoca Sultan Süleyman ihanet etmesi durduk yere oğluna kıyar mı? Vardır bir sebebi. Afiyet olsun. İsterseniz sütlü kahve de getirebilirim. Kendi icadım. Kahvenin o keskin kokusunu alıyor. İçimi daha kolay. Lüzum yok. Sen bize su getir kafi. Emredersiniz. Ya bu mereti de içiyoruz ama caiz midir, değil midir bilen yok. Bilmeden günaha girmeyelim. Ne günahı efendi? Kahve. Kahve bu. Zihni açar, aklı keskinleştirir. Daha Allah'tan ne istersin ya? Orada dur Yakup efendi. Şu zıkkımın İnsanın uykularını kaçırdığını unutma. Öyle çoğaldı ki adım başı kahve dükkanı. İçenin evinde sabaha dek kandiller yanıyor. Sabah olmak bilmiyor. Gece şeytanlar içindir derler. E bütün gün buradasın, nasıl olacak o iş? Bahane bunlar, bahane. Sen görmüş geçirmiş birine benzersin beyim. Sen ne dersin? Bu zıkkım caiz midir? Tadı malum. Aklı keskinleştirdiği de doğru. Lakin ben ne desem beyhude. En doğrusunu Şeyhülislam Ebu Suud Efendi bilir. Ona sual etmen lazım. Boş versene beyim. Ben onun sözüne itibar etmem. Yahu sus be adam. Tövbe de. Yerin kulağı var. Başımı belaya mı sokacaksınız benim? Sen Ebu Suud Efendi'ye neden itibar etmezsin? İlminden irfanından şüphe mi edersin? Haşa, yok. Hoca Çelebi bir derya deniz. Amma ve lakin Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa ile bir olup mazlum şehzademiz Mustafa'nın katline fetva verdi diyorlar. Ne malum şehzade Mustafa'nın mazlum olduğu? Hı? Alenen isyan etmese hünkârımız böyle ağır bir karar verir miydi? Şehzademiz 38 yaşındaydı beyim. Bir kez olsun isyan etmedi. Ne gördüm ne işittim. Asi bir şehzade bunca vakit bekler miydi? Hem de Yeniçeriler arkasındayken.